Değerli öğretmenlerim, Ericsson'ın ilk dönemini işledik. Sıra geldi özellik, girişimcilik ve başarıya karşı aşağılık evrelerine. Şimdi anne baba tutumlarındayken bu üç dönemi her şeyiyle anlattım aslında. Bugün o videoyu izleyerek gelenler tekrar edecekler. Diğerleri de lütfen iyi dinlesin. Bütün ayrıntılarıyla gelebilecek tüm soru kalıplarıyla burayı görecekler. Şimdi arkadaşlar... Dönemlerin içeriği adında gizli demiştim. Bak adı üstünde yahu önce buradan başlayalım. Özerkliğe karşı kuşku, utanç dönemi demiş. Bu dönemi sağlıklı atlatırsanız sizin çocuğunuz özerk bir çocuk olur. Ne demek hocam özerklik? Özerk ve bağımsız demek kendi ayakları üzerinde durabilir. Her işini kendi yapar, problemini kendi çözer, kararlarını kendi salır. Yani kimseye minnet etmez. Başkalarının maşası olmaz. Bağımlı hale gelmez diyor. Her işini kendi kendine yapan, kendi kendine yeten, kendi ayakları üzerinde durabilen özerk ve bağımsız bireyler olur diyor. Adından belli. Peki kriz atlatırsak ne oluyor? Tam tersi işte. Tam tersi. Maalesef kararlarını kendisi alamaz, problemini kendisi çözemez, kendi ayakları üzerinde duramaz, onun üzerine düşen sorumlulukları acizliğinden yerine getiremez. Başkalarının fikriyle, kararlarıyla, desteğiyle ayakta durur. Yani bağımlı. Yani kimliklerdeki adıyla ipotekli kimliğe sahip olur. Peki ne yapmamız lazım? Şuradan toparlayalım. Hocam, tamam. Benim çocuğum, benim çocuğum adında da yazdığı gibi özerk olsun bağımsız olsun istiyorum. Yani Türkçe meali özel ve bağımsızdan kastım kendi ayakları üzerinde durabilen, kendisini kendi işini kendi kendi kendine yeten ve kimseye minnet etmeyen bir çocuk olsun istiyorum. Krizle atlatırsam da şu olur. Benim çocuğum bağımlı, başkalarının yönettiği, başkalarının aklıyla hareket eden, Hiçbir işini kendisi beceremeyen, sürekli birilerinin yardımıyla ayakları üzerinde durabilen biri olur. Ben bunu istemiyorum. Peki ne yapmam lazım? Hocam soruyor. Ericsson diyor ki, bak kardeşim. Bu dönemin çocukları size bağımsızlığını ilan eder. Peki hocam, ya daha düne kadar bu sıpa totosunda beziyle gezip bana mahkum, bana muhtaçtı ne değişti? Kurban olduğum çıkmış bugün bana isyan bayrağı çekiyor. Yani Türkçe meali özellikliği tetikleyen olay ne? Hocam hemen yazıyoruz. Yürüme ve konuşma özellikliği tetikler. Yürüme ve konuşma özellikliği tetikler. Yani çocuk Önce buradan kalkamıyordu. Suyu biz getiriyorduk. Oyuncağı biz veriyorduk ya. Sıpa şimdi buradan kalkıp istediği gözüne kestirdiğini kendi kendine gidebildiğini görünce diyor ki sana ben büyüdüm artık. Bak 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 anacım babacığım bu yaşıma kadar baktınız büyüttünüz. Eyvallah. Ama beni bir salın artık kurban olayım. Bak, bak ben kendim gidebiliyorum. Ben sana ne istediğimi söyleyebiliyorum. Ben artık kendi işimi kendim yapabilirim. Hatta istersen sana da yardım edebilirim ha diyor. Bak bu dönemin kritik noktası bu işte. Ben yapmak istiyorum. Bana karışma, bana yardım etme. Bırak, bırak da kendi işimi kendim göreyim artık. Yahu ben büyüdüm, büyüdüm. Nereden mi anladım bunu? Bak. Kendim yürüyorum ve konuşuyorum. Benim sana ihtiyacım yok artık diyor. Bir de diyor ki haspam artist yapıyor. Ha senin ihtiyacın olursa bana de sana yardım da edeyim diyor. Peki bize düşen görev ne bu dönemde? Hocam diyor ki Erikson bak diyor bu çocuk yürüme ve konuşmanın özelliği tetiklemesiyle isyan bayrağını çekti ve dedi ki sana bırak beni Artık temel ihtiyaçlarımı bari ben karşılayayım. Açalım o temel ihtiyaçları. Yemeğimi kendim yemek istiyorum. Artık tuvalete de kendim gideceğim. Anlaşalım burada. Kıyafetlerimi ben kendim giyerim. Ayakkabımı da ben kendim giyeceğim. Ve ben benim seçtiğim kıyafeti giymek istiyorum bugün. Senin seçtiğini değil diyor. Suyumu da bırak şu bardağı da ben kendim kafama dikip içeceğim diyor. İlk etaplarda anneler bilir. Birdenbire bir diker hocam bardağı ağzıyla burnuyla komple içer. Sonra <laughs> boğulu gider. Ama diyor ki Erikson yapmayın ha siz. Çocuğun tek başına yapabileceklerini yani temel gereksinimlerini bırakın da yapsın da niye biliyor musunuz? Bugün çocuk bunu anahtar kelime geliyor. Sorumluluk bilinciyle ya da sorumluluk alma isteğiyle yapıyor. Peki Erikson bizi hangi anne baba tutumunu benimsemeyin diyordu bu dönemde? Aşırı koruyucu. Hatırlayın lütfen. Şimdi Erikson bize diyor ki aman sen küçüksün, aman üstüne dökersin, aman yanarsın diye gözünü seveyim. Çocuğun yapması gerekenleri sen yapmayı ver artık ya. Bırak tek başına yapabileceklerini en azından kendi temel gereksinimlerini artık kendisi karşılamayı öğrensin. Onun bari sorumluluğunu ver çocuğa ve böylece ilerleyen dönemlerde şimdiden kendi temel gereksinimlerinin sorumluluğunu almayı öğrenirse büyüdüğünde de özerk ve bağımsız yani her işini kendisi yapabilen ve sorumluluklarını bilen biri olur diyor. Sen ne yapıyorsun? Aman bir şey olur. Kıyamıyorum diye. Bir şey gelir başına diye. Sen yapmaya devam edince yani aşırı koruyucu tutum sergileyince maalesef ne oluyor biliyor musunuz? Daha bu dönemde temel ihtiyaçlarının dahi sorumluluğunu alamayan çocuk her şeyini senin yaptığın, her ihtiyacını senin karşıladığın ve her problemini senin çözdüğün çocuk büyüyüp Genç biri haline geldiğinde bile sensiz hiçbir şey yapamıyor. Çünkü sen onun hiçbir şeyi tek başına yapmasına izin vermedim. Ve soru, aşırı koruyucu anne baba yüzünden özgürlüğe karşı kuşku utan çevresini krizle atlatan bu yüzden de sorumluluk bilinci gelişmemiş kendi istediğini kendisi yapamayan bireyler bunu telafi edemeden gelirsek ergenliğe hangi kimliğe bağlanırlar diye sordu ya ÖSYM e. sordu. Bak bağımlı. Yani ipotekli kimlik. Ve biz zaten bu üçgeni anne baba tutumları anlatırken de çizmiştik hatırlarsanız. O zaman sorum şu. Anne baba aşırı koruyucuysa Erikson'da hangi dönemin krizle sonuçlanma ihtimali daha yüksek? özelliğe karşı kuşkutanç. Peki bu yüzden ergenliğe gelince hangi kimliğe bağlanma olasılığı daha yüksek? İpotekli. Bir diğer soru. Özellikle krizle atlatanlar ergenlikte hangi kimliğe bulaşıyorlarmış? İpotekli. Ya da ergenlik döneminde ipotekli kimliğe bağlanan çocuklar bundan önceki dönemlerin hangisini krizle atlattığı için böyle bir şeye maruz kaldılar. Özertlik. Peki sorumlusu kim? Aşırı koruyucu anne baba. Şimdi gelelim şuraya. Arkadaşlar en tehlikeli yerlerden biri. Kime sorarsanız sorun. Çocuk suyunu, yemeğini, kılığını, kıyafetini, tuvaletini yani temel ihtiyaçlarını kendisi karşılamak istediğini gören herkes bunun özellik dönemi olduğunu zaten biliyor. Hatta parka götürüyorsunuz çocuğu. Sallıyorsunuz ya. Sen sallama. Bırak ben kendim sallanacağım. Ben yapabilirim diyor. Kaydıraktan kayıyor. Alt da bekliyorsunuz ki hızla düşüp çanağı incitmesin. Sen çekil ben kendim kayacağım diyor mesela. Bırakın ya. Düşe kalka öğrensin. Ben benim çocuk parkta düştüğünde görüyorsam sert düşmediğini yanına gitmiyorum. Çevredeki anneler de bakıyor. Ay babaya bak hele. İşte baba işte tipik baba. Çocuk orada ağlıyor da gitmiyor diyor. Yahu doğrusunu yapıyorum ben. Biz vicdanımızı biraz durdurabilince doğru adım atabiliyoruz ama siz anneler vicdanınıza yeniliyorsunuz. O çocuk ağladığında hemen soluğu yanında alırsanız hep yanınızda olacağı endişesiyle kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenemez. Bırakacağız bunları. Devam. Peki ama bir kritik nokta var şimdi. Tamam temel ihtiyaçların yekün özellikleri aldık. Ama bakın şu da özellik. Bunu bilmeyenler yaş verdiğinde 3 yaşındaki bir çocuk derse şimdi buraya mı alacağım buraya mı alacağım? Ya da yaş vermezse apışıp kalıyoruz. Şu ikisini ayırt etmenin yollarından birini vereceğim şimdi. Bak baba tamirat işiyle uğraşıyorken Anne temizlik yapıyor, bulaşık yıkıyor veya sofrayı kuruyorken ya da baba bahçede ekim dikim işleri yapıyor yapıyorken çocuk yanınıza gelip de şunu derse "Ben de yapmak istiyorum. Bana da bir iş verin. Ha ne var? Çorbada benim de tuzum olsun. Ben de size yardım edeyim." diye geliyorsa sakın girişimciliğe düşmeyin. Ama hocam bu temel ihtiyaç değil kurban olduklarım sadece temel ihtiyaçtan ibaret değil zaten burası. Bak şimdi şunu sorun kendinize. Kadıncağız bulaşığı yıkarken ben de yıkamak istiyorum bana da bir tabak ver diye geldi kızınız. Yaş vermedim soruda. Verdiysem de ÖSYM'nin yaptığı gibi 3 yaşındaki çocuk dedim. Hadi bul bakayım hangi dönem. Yaş seni her zaman kurtarmayacak iyi dinle. Peki sen de tuttun zararı olmayan plastik bir tabak verdin. Al kızım hadi bunu da sen yıka diye. Çocuk da yıkadı. Allah aşkına kendine şunu sor. Çocuk bunu yaptığında sosyal, girişken, yaratıcı bir çocuk olmayı mı, sorumluluk almayı mı öğrenir? Tabii ki sorumluluk almayı. Peki çocuk yanınıza bana da bir iş ver. Ben de sorumluluk almak istiyorum. Ha ne var çorbada benim de tuzum olsun diye gelmedi mi zaten? O zaman özertliğin diğer soru kalıbı. Özertlik evresinin diğer soru kalıbı. Çocuk yanınıza siz bir iş yapıyorken onun temel gereksinimi olmasa bile siz bir iş yaparken bana da bir iş ver. Ben de sana yardım edeyim. Hani var bende ucundan tutayım da çorbada tuzum olsun. Ben de bu işte sorumluluk almak istiyorum diyor. Ve sorumluluk alma isteğiyle geliyorsa yüzde yüz özellik dönemidir. Orayı kapattık. Geldik şuraya. Girişimciliğe karşı suçluluk. Şimdi bak bir önceki dönemde anahtar kelime şuydu. Sorumluluk bilinciyle kendi ayakları üzerinde durup kendi kendime yetebilmek özelliğin özelliğiydi. Bu dönemin de adı üstünde. Bu sefer özellik kendi ayakları üzerinde durma sorumluluk değil bizim kıstasınız. Bu sefer şu sosyal, dışa dönük, girişken cesur bireyler. Bak adı üstünde girişimciliğe karşı suçlu diyor ya girişken olmayı aklında tut. Eş anlamlılarını yaz kenarına. Girişimcilik eşittir girişken. Yani konuşkan, dışa dönük, sosyal, cesur, yaratıcı insanlar. Krizle atlatınca ne oluyor biliyor musunuz? Girişken ve dışa dönük olacağına, sosyal ve cesur olacağına pısırık, korkak, içe kapanık, çekinden, utangaç, hakkını arayamayan, sesi çıkmayan böyle gılıbın tek olur diyor. Ama niye? hemen uyaralım. Peki hadi bu dönemin özelliğini gördük. Ben yapacağım, sen karışma diyorlardı. Elinden tutmamızı bile istemiyorlardı. Ya da ben de sana yardım etmek istiyorum. Bana da bir iş ver diyordu. Bu dönemin de kriteri şu. Bu çocuklarda var ya merak ve keşfetme isteği. Merak ve keşfetme isteği üst düzeyde merak ve keşfetme isteği üst düzeyde. E bunun bir sonucu olmalı. Olmaz mı ya? Çok soru sorarlar. Çok soru sorarlar. Yani hatırlıyor musunuz dil gelişiminde ne demiştim? İlk gramer evresi yani 2 ile 6 yaş. Çoğunluğu buraya denk geliyor zaten. İlk gramer evresi bir çocuğun kelime dağarcığının bu ne? Şu ne? Ona ne deniyor diye soru sorduğu için en fazla arttığı dönemdi ya. Bak bu da onu destekliyor. Merak ve keşfetme duygularının en üst seviyede olduğu. Bize sürekli sorular sorup neden, neden, iyi de niye? Bu ne demek? Şuna ne denir? Bu ne işe yarıyor? Sürekli sorular sorarak kelime dağarcığını patlattığı dönemdi. Onu dilde anlattık ilk gramer. Bak sebebi buymuş görüyoruz. Peki bu sorular bizi yıldırır. Hatta ben sana bir şey diyeyim mi? Benim yeğen bana bir gün bir soru sordu. Kayseri'de şu bizim baldızın düğününde tokasını alıp saklayan yeğen vardı ya. Fallik. Fallik yeğen. O bana bir gün ne sordu biliyor musunuz? Evlerine gittim de. Dayı dedi. He buyur yeğenim dedim. Ya dayı dedi ya. Bu sabunların Bazıları pembe, bazıları kırmızı, bazıları yeşil, bazıları turuncu. Ama dayı niye bunların hepsinin köpüğü beyaz oluyor dedi. Ulan bana denk gelen soruya bak. <laughs> Şimdi yeğenin gözünde kahraman bir dayı olma imajını zedeleyemem. Anlatayım yeğenim dedim. Anlatayım yeğenim. Allah'tan fen çıkışlıyım az çok reaksiyon, tepkime, kimyasal falan filan, fizyon, difizyon, ozmos karıştırdım kafasını. <laughs> dedim ki yerin dedim. Anan hadi bir kovaya su koy gel buraya dedim. Kovaya su gel. Niye ki dayı lan getir dedim işte. Sorduğun sorunun cevabını vereceğiz. Tepkime yapacağım ben şimdi. Sulu boyanı dal al gel dedim. Bak dedim bunların biri yeşil, biri kırmızı, biri mor, biri sarı, biri mavi değil mi? Evet suya temas ettiği anda su bunların rengini çeker dedim. Bak şimdi dedim. Fırçayı aldım. Bir tutam kırmızı daldırdım kovanın içine. Bana kırmızı gitti. Bir tutam mavi daldırdım kovanın içine. Oy, mavi de gitti. Ana dayı su mu bunların rengini yiyormuş dedi. Tabi yeğenim dedim ya. <laughs> Bitti olay. Allah'tan cüz. Çözemesem bütün karizma yerle birdi yani. Bana denk gelen soruya bak o da benim şansım yani. Ama bir de dikkat edin bu dönem falliye denk geliyormuş ya. Dur daha kötüsü var. Utancımdan cevaplayamayacağım sorularda gelebilirdi. Dayı bana diyele biz nasıl oluyor deseydi ne yapacaktık? <laughs> Şimdi fallik dönemde odak noktası cinsel organlardı ya. Cinsellikle ilgili sorular da çok sık geliyor. Ne yapacağız hocam? Allah hakikaten ya. Bize bir akıl ver hocam. Yarın bir gün bizim çocuğumuz olduğunda ve bu soruyu sorduğunda ne yapacağız? Okul önceciler bilir çocuk gelişimciler gördükleri için. 1- Çocuğu lan nereden duyuyorsun sen böyle şeyler? Terbiyesiz. Git bir daha duymayın. Sakın azarlamayın. 2- Ayıp ayıp şeyler ya. Ayıp. Utanmıyor bunu sormaya? Utandırmayın. 3- Get ya ama kafa sordun. Kaf şeyiz. ama soru sordun be. Kafamı, beynimi şişirdin. Get acık da anana sor. Terslemeyin. Bir de şunu yapın. Bir yetişkin gibi düşünüp ayrıntılı bilgi vermeyin. Yani spoiler geçmeyin. Bak şimdi anlatayım oğlum. Şimdi önce bir başlayıp bütün detayıyla da anlatmayın. Çocuk insanlığından iğrenir. Ne yapacağız biliyor musunuz? İnternetten ya da bu alandaki kitaplardan destek alabilirsiniz. Ya da biraz bu sorunun cevabını düşünüp taşınmak için süre isteyebilirsiniz. Bir de çok detaya girmeden yaşına uygun görsellerle ve açıklamalarla bunun cevabını vereceksiniz. Tıpış tıpış vereceksiniz. Öyle anne baba olmak kolay değil. Peki çocuğa yapılış aşamalarını anlatacaksınız. Devam. Peki çok soru sordu. Artık bizi yıldırdı. Ve Allah'ım sana geliyorum deyip tövbe estağfur çekip durduğumuz dönem. Çocuk da zaten ne olur beni dövün diye kaşınır bu dönem derdi erkek çocuksa yani. Sabredeceksiniz. Ama Erikson diyor ki ya sabredin diyorum diyorum diyorum. Bazı anne babalar kim onlar isim ver hocam. Baskıcı otoriter anne babalar. Dayanamıyorlar. Çocuğun ağzına tükürüyorlar hocam. Şimdi Çocuk sadece çok soru sorsa keşke. O da kabul ha. Sağ solu kurcalıyor, çekmeceyi boşaltıyor, kumandanın içini açıyor, oyuncakları dağıtıyor. Merak. Bir de hayal gücünü duvara, halıya, masaya, oraya yansıtıyor çocuk. Oyuncaklar zaten her yerde hocam evde var ya gece lavaboya kalktığınızda yemin ediyorum ışıksız gidemezsiniz yani. Mayın tarlası gibi. Şöyle oyuncaklara basmamak için zıplaya zıplaya gidiyorsunuz. Zaten var ya o bilye, küçük demir arabalar. Bastığınız anda acısıyla oraya koyur verir gidersiniz zaten. Lavaboya da yetişemezsiniz. Öyle de pis bir durum. Peki dağınık mı? Dağınık. Her yeri kırdı döktü parçaladı mı? Ooo hem de nasıl? Soru sorak sorak kafanızı beyninizi şişirdi mi? Evet. Yazık bunlar dayanamıyor. Seni doğurduğum güne dip, pata, küte azarlıyor, anne baba bağırıyor, çağırıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk bir daha soru sorabilecek cesareti bulamıyor. Korkan, pısırığın, içe kapanık, utangaç, çekingen bir çocuğun teki oluyor. O zaman baskıcı tutum girişken olacak çocuğu söndürdü, havasını çekti, bitti çocuk. Pısırığın, korkağın teki oldu en sesine vur ekmeğini al. Ama uyarıyor. Ben size çocuğa kızıp azarlamayın dediğim gibi aman ha o çocuğu aşırı serbest de bırakıp şımartmayın. Bak bak çok önemli burası. Hocam çok serbest bırakır aşırı hoşgörülü. Çocuk bu ya kıracak, dökecek, sövecek desem ne olur? Seninki de aşırı girişken olur. Ne oluyor onlar biliyor musunuz? kibir abidesi. İnsanlara tepeden bakan, ukalanın, kendini beğenmişin, şımarığın teki oluyorlar. Oo bak bak bak. Girişimciliğin krizinde iki tip insan var. Baskıyla söndürüldüyse girişken olacağına içe kapanık, pısırık, korkak, çekingen, utangaç çok serbest bırakılıp şımartıldıysa da ukala, kibir abidesi kendini beğenmiş Şımarın teki oluyormuş. Mesela İbrahimoviç diye bir futbolcu var. Erkekler bilir de kızlar siz de duymuşsunuzdur belki. İbrahimoviç. İnanılmaz. He? Rus mu? Yok. İbrahimoviç. Sen. Yok, Rus değil de Sırt mıydı? Neyse. Yok yok bir. Niye işte? Ha İsveç 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 milli takımında oynuyor. Ben oradan biliyorum yani. <laughs> Bak şimdi hocam. İbrahimovic'e benzeyen bir tane basketbolcu var. Sırp bir basketbolcu. Ama adam inanılmaz kendini beğenmiş bu İbrahimovic. Aynı saçını onun gibi bağlamış. Acayip benziyor. En çok da burnu benziyor zaten tamam mı? Buna diyorlar ki İbrahimovic'e çok benziyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında diye. O ukalada güya artistik abi Diyor ki valla bilmiyorum diyor. Benim babam hiç daha önce İsveç'te bulunmadı diyor. Pah! İbrahimovic'e gidiyor o kasteciler de az değil. Bahane bahane diyor. Sana benzeyene sorduk ne düşünüyorsunuz diye de benim babam hiç İsveç'te bulunmadı. Bilemeyeceğim valla dedi diyor. İbrahimovic de demiş ki onun babası İsveç'e gelmemiş olabilir ama benim babam Sırbistan'dan hiç çıkmıyordu. Annesine sorsun diyor. Abav. Kavgada söylenmez yani. Bir gün Manchester United takımında oynadı İbrahimovic. Böyle takımda nam salmış, ismini altın harflerle yazdırmış futbolcuların fotoğraflarını, silüetlerini duvarlara devasa çizmişler. İbrahimovic geliyor, tesisi geziyorlar. Gazetecinin biri kışkırtacak ya soruyor. Sizin resminiz yok galiba burada diyor. Demek ki onlar hala Tanrı'nın nasıl göründüğünü bilmiyorlar diyor. Biz desek ağzımızla başka uzuvlarımız yer değiştirir vallahi. Bir de diyorlar ki Messi ile kıyaslıyorlar. Kızlar artık Messi'yi bilirsiniz ya. Messi ile kıyaslanınca diyor ki onun benim seviyeme gelmesi için önce altına tabure koyması lazım diyor. Hem boyuna laf sokuyor hem kariyerine. Acayip manyağın teki. Peki bir insan nasıl olur da bu kadar ukala, kibirli, kendini beğenmiş, şımarık olur? Girişken olsun diye çok şımartınca işte aşırı güvenen, kendini aşırı güvenen kibirinin teki oluyormuş. Şimdi farka gelelim. Hocam bir örnekle çözelim olayı. Eğer bir çocuk bir şeyleri merakından yapıyorsa ve yaramazlık yapıyorsa girişimcilik. Sorumluluk alma isteğiyle yapıyorsa özellik. Şimdi etrabe küçük oğlum var elinden tuttuğun alışveriş merkezine gittin. Anka mal. Öyle miydi orası? Oraya gittin. Senin elinden kurtulmaya çalışıyor çocuk. Ama şu sebeple. Vitrindeki oyuncakları ve dikkatini çeken nesneleri karıştırıp kurcalamak için yapıyor bunu. Hangi dönemde alırsın? Özellik mi, girişimcilik mi? Petitoyu alacağım şimdi. Özellik mi, girişimcilik mi? Soruyu tekrar edemem süre bitti. Petitomu, petitomu al çabuk. Size soruyorum arkadaşlar. Benim elimden kurtulmasındaki ya da bunu istemesindeki amaç vitrindeki nesneleri karıştırmaksa, meraksa, yaramazlıksa, puştluğundan yapıyorsa bunu girişimcilik. Ama elimden tutma bak ben kendim yürüyebilirim beni bir sal. Kendi başına yürüyebilmek için yapıyorsa özellik. Peki annesi evde yokken annenin beyaz bir kıyafetini alıyor dolaptan ki bu yaştaki onu yapamaz oradan da çıkarırsınız. Sulu boyalarla rengarenk boyuyor çiçekler, papatyalar kelebekler çiziyor. 1- Temel ihtiyacımı mı çocuğun? Değil. 2- Ben de bir sorumluluk almak istiyorum ben de size yardım etmek istiyorum isteği mi var? Sorumluluk alma bilinciyle mi yaptı? Hayır özellikle iptal o zaman. Ama bunun arkasında yaratıcılık ve aynı zamanda merak, yaramazlık var. Girişimcilik bunun cevabı. Peki anne yemek yapıp sofrayı kurarken anne ekmeği de ben götürmek istiyorum diyor. Götürüp masaya koyuyor. Anne de aferin benim kızıma diyor. Peki çocuk bunu yaptığında yaratıcı ve sosyal olmayı mı yoksa sorumluluk almayı mı öğreniyor? Sorumluluk, o zaman cevap özellik diye ayırt edeceksiniz. Peki geldim son döneme, başarıya karşı aşağılık evresi. Yine dönemin adından belli, ama burası okul çağına denk geliyor artık. Buraya kadar olan dönemlerde sadece anneyle babaya seslenen Erikson, artık bu dönemde öğretmenlere de sesleniyor. Ve bu dönemin diğer adı çalışkanlığa karşı aşağılık ya da başarıya karşı yetersizlik dönemi diye de geliyor. Şimdi arkadaşlar bu dönem okul çağına denk geliyor dedik ya. Sorularında genelde öğrenci, öğretmen, okul ödevini yapıp yapmamak, öğrenciye başaramayacağı görevler vermek gibi örneklerle gelir. Şimdi diyor ki Erikson bak 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 yine dönemin adından belli. Bak kardeşim diyor, sen çocuğunun başarıyı tatmış, adı üstünde bak, başarıyı tatmış, başaracağına inancı tam. Özgüveni yüksek bir çocuk olmasını mı istiyorsun? O zaman bu dönem kritik, kritik. Peki krizle atlatırsak ne olur? Senin çocuğun ben bunu yapamam, ben bunu beceremem der kendini yetersiz, aşağılık, beceriksiz bir olarak kabul eder. Peki neye dikkat edelim? Sana demiyorum sadece anne babası olarak. Öğretmenlere de söylüyorum bu tavsiyemi diyor. Bak bu dönemde çocuğun düzeyini iyi tanıyın. Ve lütfen ona düzeyinin üzerinde başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği ödevler, görevler, etkinlikler verip dayatmayın. Tam da düzeyine uygun, tam da başarabileceği ve üstesinden gelebileceği görev ve sorumluluklar verin ki çocuk başarmak neymiş o duyguyu bir tatsın diyor. Ve devamında ne diyor biliyor musunuz? Başaran çocuğun başarısını eleştireceğinize, sürekli kul takacağınıza, açık arayacağınıza, "Aferin evladım, harikasın." deyin, destekleyin diyor. Peki hangi anne baba bu dönemde söylenenleri yapmayıp maalesef krize en çok sebep olan anne babaydı mükemmelliyetçi. Ne yapıyordu bunlar? Çocuğun düzeyi umurlarında değildi. Sürekli başkalarının başarısıyla kıyaslayarak bak sen ona göre başardın. Tamam. Sadece bir tane dördün olabilir ama sen komşunun çocuğuna göre başarısızsın. Ya bu çocuk bir türlü bu kıyaslamalar yüzünden. Anne babanın başardığında bile eleştirmesi ve kul takması yüzünden başarma duygusu neymiş? Bu hissi bir türlü yaşayamadılar. Hatta zaten düzeyini aşan görev ve beklentiler yüzünden her defasında başaramadığını göre 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 çocuk kendi kendine pes etti. Dedi ki ben yapamayacağım galiba. Öğrenilmiş çaresizliğe düşen kendini yetersiz, aşağılık, başarısız ve bir işe yaramayan bir şey olarak görmeye başladı. Özgüvenini kaybetti. O zaman bu dönemde asla olmaması gereken ki yanlış yere yazmışız onu. Bu dönemde asla olmaması gereken anne baba tutumu hangisiymiş arkadaşlar? Mükemmeliyetçi anne baba tutumuymuş. Peki o zaman sorulara dikkat edin. Bir çocuk eğer bir şeylerin üstesinden gelmeye, zorlukları aşmaya, başarmaya çalışıyorsa ya da okul, öğretmen, ders, ödev, etkinlikle ilgili örnekler varsa aha da bu dönem alacağız. Çıkmış sorumu da vereyim ve bu dönemin de kapanışını yapalım. Bir öğretmen öğrencisine resim, iyi resim çizemediği halde ben senin gayret ettiğinde daha iyisini çizebileceğine inanıyorum. Hadi kuzum biraz daha cesaret, biraz daha dikkat et diyor. Öğretmenin bu tutumu hangi dönemi sağlıklı atlatmasına yardımcı olur? Ya zaten öğretmen girdiyse olayın içine önceki dönemler zaten geçmiş. Şu anda başaramadığı halde bence sen başarırsın daha iyisini yaparsın diye özgüven aşılıyor. Çocuğa neyi yaşatmaya çalışıyor aslında? Başarma duygusunu. Öğretmen o yüzden bu evreye destek oluyor deriz arkadaşlar. Peki şimdi kimlik kazanma evresine geldik ama şöyle yapmak istiyorum. Bu dönemde kimlik karmaşası, kimlik çatışması, kimlik bunalımı kavramlarını vereceğim. Ama bütünlüğü bozulmasını isterseniz biraz ara verelim, biraz dinlenelim. Onu da bir sonraki videoda halletmeye çalışalım. O zaman bir sonraki dersimizde... Erikson'a ait kimlik türlerini ve diğer evreleri görerek yolumuza devam edeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.